getirelim. Şu şekilde öne doğru omuzları verdiğinizde göğüslerin öne doğru biri daha mı yukarıda, daha mı aşağıda, ondan sonra şekil olarak yanlık var mı, yumru var mı sağda solda, onları değerlendirme şansımız oluyor. Şimdi kanser olan memede ne oluyor? O kanser dokusu çevre dokuları da çekiyor kendine doğru. Yani diğeri daha serbest hareket ederken kanserli olan memede bir katılık, bir çekilme meydana geliyor. O nedenle aynada baktığınızda da, yukarı doğru baktığınızda, yine şöyle öne doğru baktığınızda göğüslerinizle ilgili bir fikir elde ediyorsunuz. Yatar pozisyona geliyoruz ve bir kolumuzu yukarı kaldırıp mememizi muayene edeceğiz. Nasıl muayene edeceğiz? Yukarı, aşağı, şöyle dairesel, bir yukarı bir aşağıya ama bütün göğsümü elden geçireceğim. Bu üç parmağı yapıyorum. Daha sonra içten dışa doğru bakıyorum. Herhangi bir şey elime geliyor. Sonuncu yöntemde dilimlere ayırıyorum göğsümü. Şöyle hani karpuz dilimler gibi 6-7 parçaya bölüyorum. Ve her dilimi kendi içinde değerlendiriyorum. Şöyle. Bizim lenf sistemimiz vücudun bir savunma sistemi. Vücuda herhangi bir mikrop girdiği zaman onun vücuttan atılması için savunan hücreler lenf hücrelerimiz. Kaynaklanan, meme kanserinden kaynaklanan lenf şişmesinden bahsediyoruz. Dönem dönem herkesin koltuk altı lenf bezi şişebilir. Ama başka bir sebepledir o. Göğüste varsa, mesela kitle hissettiniz, göğüs ucunda işte çukurlaşma var kenarında, ucunda şekil değişikliği var ve buna ilaveten koltuk altında da hissettiyseniz o zaman artık üçüncü ya da dördüncü evre demektir. Çünkü çevre dokulara da gitmiş anlamını taşıyor. Koltuk altı lenf bezinde olması. Şurada içe çekilme. Açamıyorum. Vücudum elektrik yüklü, karnım aç. Battaniyeyi serdim koluma. Açtım dolabı, karnımı doyurdum. Sizlerden ricam, bu rahatsızlığı geçirenlere bir tabak yemek götürün. Yapamıyorum. Çeşmeyi açıyorsun, ellerimi elektrik çekiyor. Çok iyi anlıyorsun. Gözlerim bana anlatıyor. Ve ütü yapamıyorum şu anda bile. Dikkat edersen, mesela çok dikkat ediyorum, ütü yapılmayan kıyafetler giyiyorum. Elektrik süpürgesi kullanamıyorum, evi gırgırla yapıyorum. Ama ne diyorum, ben bunu yenmeliyim ve benim 6. senem oldu bu ameliyatların tamamına geçirmekle. Hayatımdan tatlıyı çıkardım, normal insan da çıkarması lazım, bakın. Tatlı yok. Tuz sıfır. Sıfır tuz. Az yağlı. Ne mutlu size köyde yaşıyorsunuz, doğal besleniyorsunuz. Aklımda gelen bütün otlar, hayvanların, bakın, ineklerin yediği bütün otlar insanlar için de yenebilir. Ot yiyin. Ot. Kahvaltımda ne yiyorum? Tamam, onu da dedim. Ben bunu yenebilirim. Yani bu hastalık ne ki? Normal hale getireceksin. Kokuları yemeyeceksin. Gerçekten de doğru. Ben kafama taktım. Bayağı bir süre taktım. Herkes takar. Şimdi öbüründe de şu sucunda sağa sola doğru gitme var mı? Bir yumrulaşma var mı sağda solda? Onu aynadan beri bakın ve yukarıdan beri bakın. Bence de. Şöyle. Kendinize geldiniz. Daha sonra kollarınızı kaldırın. Yine bakın aynada. Göğsünüzde herhangi bir renk değişikliği var mı? Şekil bozukluğu. Kızarıklık var mı? Şekil bozukluğu var mı baktınız?